Günaydın. Saat 10.30. Biz bugün saat 8.30'da kalktık. Aras'cığım gece pek uyumadı. Akşam iyi uyuyunca tabii geceleyin bayağı bir kalktı. Bir de sivrisinek vardı odada. Ben kalktım saat 3.30 gibi falan, baktım sivrisinek var. Hemen öldürdüm. Benim kolumun her yerini ısırmış. Bugün hava yine yağmurlu gösteriyor. Ama Adrasan'a gitmeye karar verdik. Oradaki tekne turlarını aradık, bakalım çıkıyorlar mı, ona göre biz de oraya gidelim diye. Tekne turları çıkıyormuş, yani herhangi bir çok böyle soğuk bir hava olmuyormuş çıktıkları için. Yüzmekte de sıkıntı olmaz diye düşündük. Normal olarak yine biz plajına gideceğiz tabii. Şimdi ben hemen bir çanta hazırlayacağım. Kahvaltımızı yaptık bu arada, karnımız da tok. Saat 11 gibi evden çıksak, 12 gibi falan en geç kurulmuş ve denize girmiş oluruz inşallah. Evet, plaj çantamda ne var videosunu evde çekmeye karar verdim. Çünkü orada çekerim miyim çekemez miyim bilmiyorum, eşyalar çok dağılıyor diye. Burada çekeyim dedim. Şimdi hemen çantalarımı göstereyim. İlki bu hasır olan çantam. Buna işte bakımla ilgili olan ihtiyaçlarımızı, işte kablolardır, gözlüktür, işte güneş kremi, öyle şeyler koyuyorum genelde. Buna da Aras'ın ihtiyaçlarını, havlu falan koyuyorum. Şimdi hemen göstereyim neler alıyorum. İlk olarak böyle bayağı bir havlu peştemal alıyorum. Bugün Adrasan'a gidiyoruz. O yüzden orada da duş var. Duş olduğu için de havlularımızı kesin götürüyorum. Peştemaller de denizden çıktığımızda kullanabilmek için. Aras'ın müslinini koyuyorum. Onu da Aras uyuyunca falan üzerine örtüyorum. Çok rahat oluyor. Bunlar kesin bizimle gidenler. Bu Aras'ın bakım çantası. İçinde neler var hemen göstereyim. Aras'ın ihtiyacı olacak her şey bunun içinde. Başka bir yerde eşyası yok zaten. Burada deniz için şortu var. İki tane mayo bezi, iki tane de normal bir bezi var. Bir tane zıbın, bir tane de yedek bir tulumu var. Burada alt açma örtüsü, pişik kremi, ıslak mendili, bebek yağı ve saç tarağı var. Aras'a sadece bunları götürüyorum. Bu çanta bizim bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Mayo, pareo ve şortu var eşimin. Bunları da direkt olarak hasır çantanın içine koyuyorum. Oraya gittiğimiz gibi hemen giymesi, değiştirmesi kolay olsun diye. Bu da hazır. Bu kısımda da bütün ihtiyaçlarımız bulunuyor. Güneş kremi, tarağım, deodorant, gözlük. Şöyle tabii ki bu ses bombamız olmazsa olmaz. Ses bombası ve müzik. İçine şarj kablosu ve powerbank koydum. Tabii ki cüzdanım. Bir tane de denizden çıkınca takabilmem için toka koydum. Bunları şimdi hızlıca bunun içine yerleştireceğim. Birkaç kere denize gittiğimiz için artık ne eksik ne fazla görebildim. O yüzden bunları koydum. Aslında havlular fazla geliyor her seferinde ama orada yere serebileceğimiz bir şey yok. O yüzden havluları da serebilirim diye düşündüm. Öyle yapacağım. Şimdi bunları hızlıca bir yerleştirelim. Çantalarımızın hepsini hazırladım. Havluyu fazla koyduğum için bu çanta o çantaya sığmadı. Böyle birisi burada. Sonuncusu da bu. Evet, biz plaja gitmeye hazırız.
Aras. Plaj çantamda ne var? Otur bakalım. Görünmedi değil mi gözlerimin düşmanı? Tamam. Otur bakalım. Şimdi kollarımız. Kolumuzdan. Tamam. Sırtını dön. Da bitiyor ha. Dön bakalım. Alkışa bakalım. Bitti. Evet, ben üstümü giyindim. Şimdi gidiyorum. Eşim Aras'la ilgileniyor çok şükür. Sağ olsun. Ben de üstümü değiştim. Afiyet olsun Aras. Güzel mi? Hayır. Evet, Aras şimdi denize bir daha girmek istiyor. Ben ona hemen mayosunu giydirdim. Şimdi artık şey yapmayacağım, bir daha şort giydirmeyeceğim. Halasıyla babası denizde onları görünce o da girmek istedi. Gidelim mi? Hadi gidelim. Benim annem güzel annem. Beni okurla. Aras'cığım uyudu. Ara ara gene bir irkilme oluyor. Tam daha dalmadı. Biz de biraz böyle keyif yapalım. Maras.
Biz eve geldik. Ben hemen şimdi biber dolması yapacağım. Biberlerimi çıkardım buzdolabından. Pirincimi de ıslattım. Biberlerimi şimdi bir temizleyeyim güzelce. Artan kısmını da buzluğa atacağım. Görüneceğim belki sonradan yapmak isterse diye. Çünkü bu bize fazla gelecek büyük ihtimalle. Arasçım da duş aldı. Herkes duşunu aldı. Şimdi yemek işine girişelim artık bir an önce. Yemeğimizi yiyelim, karnımızı doyuralım. Saat 6.30'a geliyor bu arada. Dolmayı koydum. Bakalım ne kadar sürede pişecek. Biz film gecesi yapıyoruz. Starkey'de böyle bir film çıkmış. Arasçığım da mısır keyfi yapıyor. Değil mi anneciğim? Afiyet olsun. Film reklama girdi. Ben de öyle olunca hemen mutfak bulaşıklarını halledeyim dedim. Arasçığım orada kendi kendine mısır yiyor. Çok severek. Arasçığım ne yiyorsun? Mama mı yiyorsun? Afiyet olsun sana. Yarımcamdan böyle bir sürpriz geldi. Siz bu videoyu izlediğinizde benim doğum günüm olacak. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim bu sürpriz için. Bu da buranın meşhur magnolyasıymış. Şimdi tadalım bakalım nasıl bir şeymiş. Evet, Aras'cığım uyudu. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Yeni videoda görüşürüz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.